yapmasın kardeş. Vallahi ben tanımıyorum abi. Ama o gün karım da oradaydı. Ben bir de ona sorayım, belki o hatırlıyordur. Ya siz bana telefon numaranızı verirseniz, ben bir şeyi öğrenir öğrenmez hemen sizi arayıveririm. Al bakalım. Mutlaka haberdar et, anladın? Tabii tabii. Ben mutlaka ararım sizi. Bir yakınlarının tanıdığıymış da siz onu benim külahıma anlatın. Ha! Anası mı diye de bilakis sordum. Dedektif gibi adamsın vesselam Kemal. Bu kızlar ne oldu da başlarını böyle belaya soktular acaba? Aman. Bana ne? Ben önüme düşen fırsata bakarım, fırsata. Allah! Bu kağıda iyi bak Kemal'im. Bu senin mahkemeden kurtuluş bileti. Kader, sana zahmet şu fırça yatar mısın? Kader, saç fırçanı atar mısın? Saçlarımı tarayayım. Bu ne Kader? Lan saç fırçası diyorum, anlamıyor musun? Kendinde misin sen? Ay pardon ya. Bana pek kendindeymiş gibi gelmedi. Ayakta uyuyor gibisin Kader. Ya ben uyumadım ya birkaç gündür. Böyle kafam durdu herhalde. Ya Kader, şu sınavlar bitsin de eski fabrika ayarlarına geri dön lütfen. Bu böyle olmaz. Değil mi Eylül? Ha? Allah'ım ya. Ya kusura bakmayın, ben dinleyemedim. Bugün Zuhal teyzeyle psikiyatriste gideceğiz ya. Gerginim biraz. Orada ne soracak, ben ne anlatacağım? Mahkemede anlattıklarını anlatacaksın canısı. Bunda endişelenecek bir şey yok ki. Eylül, bak güçlü ol. Son bir gayret kardeşim. Her şey bitecek, tamam mı? Hem bugün gösteri var ya. Kızım, doktor da kendini çok kötü hissedersen Kader'le benim o abajur gibi hallerimizi düşün. Yemin ediyorum ki gülersin. Olur. Hatta fotoğrafınızı da çekelim. Çekelim kız. Zaten rezil olacağız. Bari fotoğraflayalım. Hadi kalkın. Neriman Hanım. Nişan davetiyemi getirmiştim. Aa, hadi hayırlı seferi de. Allah tamamını erdirsin inşallah. Nişanı dışarıda mı yapıyorsunuz? Evet, kır nişanı olacak. Böyle açık, temiz hava, güzel bir ambiyans olur diye düşündük. İyi düşünmüşsünüz, iyi düşünmüşsünüz de... gerçi şimdi durduk yere masraf edeceksin. Kaç paraya mal oldu sana bu nişan? Yani... toplam bir bütçe vermediler henüz. Net bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden. Anladım, anladım. Söyleyemediğine göre çok para harcadın demek. Evladım, milleti eğlendireceğim diye bu kadar masraf yapılır mı bir nişan için? Ha, yok öyle değil de... yani hepimiz için güzel bir an olarak kalsın diye şey yaptık. Neriman Hanım ya, Allah aşkına. Yani insan hayatında bir kere nişanlanıyor sonuçta. Ay, orası hiç belli olmaz. Şimdiki gençler elbise değiştirir gibi sevgili değiştiriyor, eş değiştiriyor canım. Gelecek misiniz nişana? Geleceğim tabii ayol. Sen benim kızım gibisin, gelmez olur muyum hiç? Yalnız şimdiden anlaşalım Feride. Malum ben bir devlet memuruyum. Ancak bir küçük çeyrek altın takabileceğim. Onu da şimdi nişanda mı istersin yoksa düğünde mi takayım? Hiç istemem Neriman Hanım. Siz gelin yeter.
mi kız Mesude? Gel gel de şu kepazeliği gör Mesude. Şu hale bak. Kasa tam takır kuru bakır. Bir yol parası anca çıkıyor kız. Bir yol parası anca çıkıyor. Ulan Eylül. Yaktın bizi be. Vallahi de yaktın. Billahi de yaktın. Hem de ne yakmak. Vallahi mahkeme gününden beri gözüme uyku girmedi Kemal. Başımın ağrısı geçmedi gitti. Üzülme kız. Sen sakın üzülme. Bir de bakmışsın, bu adam paşayı kurtarmış. Yani zaten suçsuzum da o kötü kalpli kızın cezasını bulur belki demeye çalışıyorum Mesude. Nasıl olacak o Kemal? Benim hiç umudum kalmadı. Umudunu kaybetme Mesude. Umudunu kaybetme. Get up, stand up, don't give up the fight. Ne diyorsun Kemal? Artık şu İngilizceyi öğren Mesude. Bak, aramızdaki kültür farkı bu adamı derinden yaralıyor. Az biraz da sen uğraş kız kendini geliştirmek için. Ama neyse, sen geç bakalım şöyle kasanın başına. Geç kız kasanın başına, geç. Bana bak, benim dışarıda bir saat kadar işim var, sonra dönerim. Ne işin var acaba? Bana bak, yine bir işler mi karıştırıyorsun sen? Bıktım artık senin şu şüpheciliğinden Mesude, bıktım. Toptancılara yalvarmaya gidiyorum, bizi biraz daha idare etsinler diye. Al işte söylettin. Yahu bu adamın da bir onuru, gururu var Mesude. Her bir haltı da öğrenmeyi ver canım. Bana bak Mesude, bak olur da ben yokken bir alıcı neyim gelirse aman diyeyim pazarlık etme, beni bekle. Sen şimdi dükkanı satmak için bir de üstüne para verirsin. O kadar aptal mıyım be? Aşk olsun. Bizim de bir aklımız var, kullanıyoruz çok şükür. Ben de ondan korkuyorum zaten Mesude. Sen bu adamın sözünü dinle. Alıcı falan gelirse sakın pazarlık etme, beni bekle. İşte o kadar.